Merkez muhasebe şefi Haydar Atlamazoğlu'nun fena halde canı sıkılıyordu. Müdür muavini Reşat Pekmezci kendisine bir iş etmişti ki işlere benzemez. Bu yaptığı düpedüz hakaretti. Bunun altında kalamazdı. Ah domuz herif! Bunu senin yanına korsam bana da Haydar demesinler. Müdür muaviniyle arası epeydir açıktı. Sebebi de bir incir çekirdeğini doldurmaz. Neymiş? Müdür beyin bakanlıkla temas etmek üzere Ankara'ya teşriflerinde Haydarpaşa istasyonunda müdür muavininin alt yanında duracağına üst tarafında yer almış. O gün muavin bey hemen suratını asmıştı. Sonra bir başka gün imzası noksan bir kağıdı imzalasın diye hademe ile muavine göndermişti. Muavin, kendi gelemiyor mu diye hademeyi terslemişti. Gene bir gün daire merdivenlerinde birbirine rastlamışlardı. Daha önce muhasebe şefinin şapkasını çıkarıp selamlaması gerekirken ve bunun tabiatıyla böyle olacağını düşünen muavin bey, dalgınlıkla daha evvel davranmış, aksi gibi Haydar şapkasını çıkaramadığından muavin bey gülünç ve küçük düştüğünü zannederek içerlemişti. Gene bir gün, başka bir gün, bu gibi ufak tefek hadiseler ola ola muavin bey ile muhasebe şefinin arası adam akıllı açılmıştı. Haydar Atlamazoğlu muavinden bir kötülük beklemiyor değildi fakat böyle bir hademe işini bahane etmesinden çok kırılmıştı. Haydar Atlamazoğlu'nun ateş gibi açık göz gençten bir odacısı vardı. Okuması yazması hani katiplere taş çıkartır. Zaten başkatip odacıyı boş oldukça hemen masaya oturtur, kayıtları deftere işletirmiş. Al filan kanuna göre şunu şöyle yap der. Peki baş üstüne. Yarım saate kadar hepsi hazır. Hani muavin bey duymasın, ondan da ferasetli. Hasılı gözü açık bir şehir çocuğu. Adı Kamil. Odacının aklı sadece resmi işlere erik değil. Yok, ne istersen emret yaptır. Haydar Bey her sabah saat 9'da daireye gelir. Daha merdivenlerden Kamil kendisini karşılar. Sevimli, güler yüzlüdür. Hemen elinden çantasını, şapkasını alır, önden yan yan terbiyeli terbiyeli yürüyüp daha önce oda kapısını açar, hazır eder. Haydar Bey odaya girip bakar ki her taraf silinmiş, süpürülmüş, masanın, koltukların, iskemlelerin tozu alınmış. Şuraya buraya dağılmış kağıtlar yerli yerine toplanıp masanın üstüne istif edilmiş. Hokkanın mürekkebi tazelenmiş, kalem ucu eski ise yenisi takılmış. Daha pek eski değilse silinip parlatılmış. Her taraf adeta güllük gülistanlık. Haydar Atlamazoğlu memnun memnun koltuğuna oturur. Bir sigara yakar. Kamil kibriti çoktan çakmıştır. Sonra arkasından köpüklü bir kahve. Dairede kahve yasaktır. Kahve ocağı yoktur. Ama müdürler, memurlar odacılarına kahve şeker verirler. Bir de ufacık gaz veya benzin ocağı tedarik edilir. Canın çektiği zaman kahve hazırdır. Haydar Bey kahvesini höpürdete höpürdete içer. Artık işe başlamalı. Gel Kamil. Kamil ayakta dimdik. Çakı mübarek. Hazır ol vaziyette duran bir asker gibi. Zaten askerlikten yeni tezkere almış. Buyurun efendim. Şimdi bizim eve gidersin. Hanım sana bir torba verecek. Torbayı alırsın. Baş üstüne efendim. Dur daha bitmedi. Torbayı alırsın. Hanımın Şehremin'in de bir teyzesi var. Var efendim. Ulan ne biliyorsun? Bir defa hanımefendi göndermişti Uzun Yusuf'ta. Heh tamam. Öyleyse adres vermeye lüzum yok. Ben hanıma Kamil'e adresi verirsin demiştim. Madem ki gitmişsin bir kere, adrese lüzum yok. Evet, torbayı alır,
hanımın teyzesi Atiye Hanım'a gidersin. İsmini unutma, Atiye Hanım. Unutmam efendim, Atiye Hanım. İşte bu Atiye Hanım, götürdüğün torbaya patates dolduracak. Bahçeye patates ekmişler. Pek iyi olmuş. Bizimkine odacıyı gönder, size bir torba yollayayım demiş. Şayet torbayı sana doldurturlarsa, şöyle düzgünlerini seç ha. Çürüğü filizlisi olmasın. Baş üstüne efendim, diyerek Kamil gitmeye hazırlandı. Nereye be, daha bitmedi. Elektrik ütüsünün bir yeri bozulmuş. Maazallah, çarpar diye korkuyorum. Bunu da al, tamirciye götür. İyi pazarlık et. Heriflerde hiç insaf merhamet yok. Sonra... Pencereden gökyüzüne baktı. Hava bozuyor galiba. Evden pardesüyle şemsiyeyi getirmeyi unutma. Baş üstüne efendim. Kamil bekliyordu. Efendim başka emriniz? Yok başka emrim şimdilik. Hadi çabuk git, çabuk gel. Yollarda eğlenme. Giderken kaleme uğra. Başkatibe söyle. Temyizin bir tevhidi içtihat kararı vardı. Bir suretini çıkarsın demiştim. İşte onu alsın gelsin. Anlaşılan bu sureti daktiloda başkatip kendisine yazdırmış olacak ki, maden nizamnamesine muhalif harekete dair olanı mı efendim? Haydar Atlamazoğlu bir taraftan Kamil'e, ha onu derken içinden de Köpoğlu'nun bilmediği de yok. Bir de tahsil görseymiş diye düşündü. Yaman herif be. Muavin Bey'den mutlaka daha bilgili. Kaz gibi herifi getirip koca daireye muavin yapmışlar. Muavin olacak başka adam kalmadı dünyada. Günün birinde ilkin katiplerden sızarak gitgide tekmil memurların ağzına düşüp nihayet resmiyete dökülen bir iddiaya göre muhasebe şefi Haydar Atlamazoğlu, odacısı Kamil'i mesai saatlerinde hususi hizmetlerinde kullanıyormuş. İddianın muhbiri de var, şahidi de. Haydar Atlamazoğlu işi çaktı. Bu muavin Reşat Pekmezci'nin işi. Evet, marka onun. Alameti farikasından belli. Başka bir tutanak bulamayınca iftiraya başladı. Bu düpedüz iftirayı başka kim yapacak? Sanki devlet dairelerinde odacısını şuraya buraya gönderen tek kendisi varmış gibi. Tabii, muavin bu işte gizlenecek. Hani ya nasıl diyorlar, kamufle olacak. Başkalarını ileri sürecek, yalancı şahitler bulacak. Herif domuz oğlu domuz, bu herif tasnici, bu herif tertipçi, iftiracı. Ama müfterinin yüzünün karası kendisine kalacak. Kamil, buyurun efendim. Ben seni güya hususi hizmetimde kullanıyormuşum. Şuraya buraya yolluyormuşum. Söyle, ben seni hususi işlerimde kullandım mı? Hı? Mesai saatlerinde nereye yolladım? Birisi, tabii aklından Reşat Pekmezci geçti, iftira etmiş. Bu yolda bir şikayet olmuş. Aslı yok beyim. Canım tabii, aslı olmasına aslı yok ama belki tahkikat açarlar. Sana sorarlarsa ne diyeceksin? Aslı yok derim efendim. Aslı yok dersin. Muhasebeci bey beni hiçbir yere yollamadı dersin. Bunlar külliyen hilafi hakikat dersin. Beyin evini bile bilmem dersin. Bunları tabii böylece söylersin. Ona şüphem yok. Göreyim Kamil seni. Şu heriflerin yüzlerinin karası kendilerine kalsın ha? Ne dersin? Doğru efendim. Muhasebe şefi kuşkulandı. Doğru olan ne? Söyle Allah aşkına. Kamil, sen benim evladımsın. Doğru diyorsun. Doğru olan ne? Şey efendim, yüzlerinin karası kendilerine kalacak. Ha? Aferin Kamil. Babana rahmet. İşte böyle. Sen akıllı bir çocuksun. Tabii bu iftiradan hiçbir şey çıkmaz. Sen de bundan bir şey çıkmayacağını pekala bilirsin. Bak maşallah, her şeyi benden ziyade diyecekti ama
o kadar ileri gitmedi. Evet, her şeyi biliyorsun. Hakkın katiplikti. Ama Muavin Bey'e kaç defa söyledim. Orta mektep şehadetnamesi olmadıkça olmaz diye atlattı. Halbuki orta mektep mezunu olmayınca kanunen ilk mektep mezunlarının da tayinlerine cevaz var. Kendi akrabalarını, hani Rüştü müydü neydi adı, nasıl oldu? Sana gelince kanun. Bu Muavin Bey'in her işi böyle zaten. Kamil'in rengi sararmıştı. Üzüntülü görünüyordu. Büyükler arasındaki itişmeden, kendisine bir zarar gelmesinden korkuyordu. Hani teşbihte hata olmaz, atlar tepişir, altında eşekler ezilir misali. Kamil şuracağa başını sokmuş, ekmeğini kazanırken, bakındı şu belaya. Evet dese bir türlü, hayır dese bir türlü. Ne diyeceğini şaşırmış. Dalgın dalgın amirinin karşısında duruyor. O sırada perde aralığından güneş sızıp Haydar Bey'in gözüne vurduğu halde her zamanki gibi akıl edip perdeyi biraz yana çekmeye teşebbüs bile etmiyordu. Nihayet bunu kendisine Haydar Bey hatırlattı da perdeyi öyle çekti. Haydar Bey, "Şu perdeyi biraz çek oğlum." derken içinden, "Bu da hususi hizmet değil ya, dairenin işi. Tabii ben çalışırken gözümün içine güneş girmemeli. Güneşe karşı perdeyi çekmek elbette odacının vazifesidir." diye düşünüyordu. Haydar Bey bu işten fena halde yılmışa benziyordu. Kamil perdeyi çekerken hatırladı. Evden gelirken karısına, "Kamil'i yollarım, tavuğu kestir yoldur." demişti. Tabii şimdi bu mümkün değil. Bari akıl etse de tavuğu kızı Nadire ile kasaba yollasa. Ertesi gün bir haber. Müfettiş Hadi Bey tahkikate memur edilmiş. Haydar Bey'in bir kat daha canı sıkıldı. Bu Hadi Bey, Muavin Reşat Pekmezci'nin pek yakın eski arkadaşlarından. Hatta galiba sınıf arkadaşı. Tabii tahkikatte Muavin'in tesir altında kalacağına şüphe yok. Muavin ne derse o olacak. Ama yağma yok. Bana da atlamaz oğlu demişler. İşler o kadar basit değil. Yo müfettiş bey. Yalnız beni uğraştıracaksınız o kadar. Aklından lüzumunda kendisini himaye edebilecek birçok isim geçti. Müsteşarlar, umum müdürler, şube müdürleri filan. Kimisi akrabası, kimisi hocası, kimisi de hemşeri veya mektep arkadaşıydı. Bu kadarcık bir şey için elbette kendisini muavin katırına ezdirmezlerdi. Müfettiş Hadi Bey tahkikate başladı. İlk iş olarak odacı Kamil'i muhasebe şefinin yanından aldılar, yerine ihtiyar odacı Selim'i verdiler. İhbarı yapan meğer Atiye Hanım'ın kiracısı bir kadınmış. Aralarında kira ihtilafı çıkmış. O da torbayla odacının patates götürdüğünü görmüş ya, al sana bir ihbar. Kadının kastı, tabii Atiye Hanım'a fenalık. Güya kendisine ait patatesleri Atiye Hanım çalmış. Haydar Bey'in odacısı vasıtasıyla torba torba Seniye Hanım'a, Haydar Bey'in karısına yollamış. İhbarın patates çalma kısmı tahakkuk etmemiş. Fakat bu arada patatesin odacı Kamil'in sırtında Haydar Beylere taşındığı anlaşıldığından bu cihetten soruşturma yürütülmüş. Muavin Bey de işi örtbas edeceğine mevkii muameleye koymuş. Tahkikatte artık kimler dinlenmedi? Başta muhbir kiracı Nazife Hanım'la gösterdiği iki şahit, Melat Hanım'la Nimet Hanım. Bu iki şahit de Atiye Hanım'ın kiracısı ve tabii baş düşmanları. Melat Hanım 70'lik bir kadın. Gözünü kim bürümüş? O hala Haydar Bey aleyhinde şahitlik ettiğinin farkında değil. Hep Atiye Hanım'ın aleyhinde veriştiriyor. Kirayı nasıl arttırmak istemiş? Bunlar razı olmayınca çirkef sularını üstlerine nasıl dökmüş? Az daha yangın çıkarıp eşyalarıyla beraber hepsini diri diri yakacakmış. Bereket versin Nimet Hanım'a. Yanmış bez kokusunu almış da
karının evi yakmasına mani olmuş. Nimet Hanım 22'sinde bir taze. Sıkıla sıkıla müfettişin odasına giriyor. Kucağında çocuğu. Onun pek ileri gitmediği anlaşılıyor. Hele yangından haberi yok. Nazife Hanım şimdi dul. Eskiden bir arzu halcinin karısıymış. Bu işleri galiba ondan öğrenmiş. En dikkate alınacak şahit, tabiatıyla odacı Kamil'di. Biraz hıkmık etti, fakat her şeyi olduğu gibi söyledi. Kamil'in sözlerinden daha birçok şahit ismi ortaya çıktı. Çarşı kapıdaki ütü tamircisine kadar, daha neler. Atiye Hanım, kocası Rıfat Efendi, nüzullü bir ihtiyar, besleme Rukiye, komşulardan Şadan Hanım'ın dilsiz kızı Perihan, evet o bile hususi dilsiz tercümanı vasıtasıyla. Şahitler bir 30 kişi kadar vardı. Tabii Haydar Bey'in ifadesine de müracaat edilmişti. O bu iddianın tamamen yalan ve maksadı mahsusla tasnih edilmiş olduğunu ileri sürdü. Müfettiş Hadi Bey, "Bunu kimin aleyhinize tertip ettiğini söyler misiniz?" diye sorunca Reşat Pekmezci'nin ismini vermekten çekindi. Çünkü delilsiz, mesnetsiz böyle bir iddia ayrıca bir tahkik mevzu olur, başına yeni bir iş açardı. Müfettiş fezlekesini hazırladı. Muhasebe şefinin suçunu sabit görüyor, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesine göre görevini kötüye kullanmaktan dava açılması icap ettiğini yazıyordu. Müfettiş fezlekesi tahkikat evrakıyla birlikte vilayete yollandı. İl Yönetim Kurulu bakalım ne diyecek? Yargılanmasına mı yoksa yargılanmasının menine mi? Bu işler böyle yürüye dursun, Haydar Bey her gün demir yiyip ateş püskürmede. Betbeniz solgun. Ne zamandır bir adam akıllı yemek, uyku hak getire. Ağzında küfürün, hakaretin bini bir paraya. Alçaklar, namussuzlar. Ama kim? Reşat Pekmezci'nin adını bir türlü açıklayamıyor. Hep imaen, teşbih ve istiare yoluyla. Çok Telmihan. Ah bir yolsuzluğunu bulsam keratanın diye içi yanıyor. Vardır ama ben ele vesika geçiremiyorum. Bir şahit bulamıyorum. Yoksa melek değil ya bu herif diye hayıflanıyor. Müfettiş fezlekesini daha yazmadan daireye 3 günlük bir hastalık raporu gönderdi. Kendisi de doğru Ankara'ya. Şefaat ümit ettiği bütün kapıları dolaştı. Birçoklarından da yardım vaadi kopardı. Geri İstanbul'a biraz rahatlamış olarak döndü. Odasında mümkün olduğu kadar Muavin Bey'e ipucu vermeden kendi kendisine çalışıyor. Yenice paketi masa üstünde açık. Dairede eş dost, Allah razı olsun, kendisini hemen hiç yalnız bırakmıyorlar. Muavin Bey'in hasmı yalnız kendisi değil ya, birçok gizli düşmanı var. Tabii durup dururken ortaya çıkmıyorlar. Hepsi adamcağızın aleyhinde bir şeyler bulmak için adeta seferber. Ama bunların hepsine öyle pek güvenmeye gelmez. Muavin Bey'in ismini fazla açıklamadan sövüp sayıyor. Hele bir ikisinden pek şüphelendi. Çünkü hep kışkırtıcı sözler söylüyorlar. Ama öğle yemeğinde, lokantada bunları Muavin'le birlikte can ciğer yemek yerken gördü. Onun için Ankara'ya gidip geldiğini hiç kimseye söylemedi. 3 günlük rapordan sonra daireye dönünce arkadaşları geçmiş olsuna geldiler. O gene hastalanmış rolünü oynadı. Yalnız bunlardan vezne katibiyle eşhas zimeni katibinin gözlerini pek beğenmedi. Acaba Ankara'da bir tanıdık gördü de bunlara mı yazdı diye düşündü. Ama hiç kimseye renk vermemeye çalıştı. Onlar da bir şey söylemediler. Bu kendi yüreğinde bir şüphe olarak kaldı. Derken dosya vilayetten iade edildi. Filan tanığın ifadesi altında katibin imzası yokmuş. Falanca tanık da
antsız dinlenildiğinden yeniden çağrılarak yeminli dinlenilmesi için evrak dizi pusulasıyla geri çevrildi. Noksanlarının acele ikmaliyle il makamına tekrar gönderilmesi. Aradan daha da zaman geçti. İş tavsadı. Hatta bu işi unutanlar bile olmuştu. Haydar Atlamazoğlu da bir hayli sakinleşti. Vilayetin men-i muhakeme kararını vermesi pek kuvvetli. Olmazsa Danıştay'da bozduracağına güveniyor. Şimdi bu ümitle içi serin. Günün birinde müdür muavini Reşat Pekmezci, bir yüksek dereceyle vilayetlerden birine müdür tayin edildi. Haydar Atlamazoğlu kendisine bir şey yapamadan çekip gitti. Haydar Atlamazoğlu müdür muavininin defolup gitmesinden dolayı geniş bir nefes alacaktı ama vilayetten yargılanmasına karar verildiği kendisine damdan düşer gibi tebliğ edilmesin mi? Kararı öğrenir öğrenmez pek fena oldu. Farkında değil. Mürekkep gölü haline geldi. Eli, ceketinin kol uçları mürekkeplendi. Hemen odacı gelsin, silip mürekkebi temizlesin diye zile bastı, bekledi, gelen olmadı. Bir kere daha, biraz daha uzunca zile bastı. Zırr! Yine ortada odacı yok. İhtiyar odacı Selim. Haydar Bey, bu adamı ne zaman çağırsan yok, gelmez. Şu odanın haline bakın, toz içinde. Silme yok, süpürme yok. Camlar bir parmak kir içinde. Fazla sıkıştırdın mı? Levazım silecek bez vermiyor. Donumu yırtıp bez yapacak değilim ya. Cevabı ağzında hazır. Bu eski kurtlarla uğraşmak kolay değil. Herifi atsan atamazsın, satsan satamazsın. Komisyon reisinin köylüsü, belki de akrabası. Amcası falan. Kim uğraşacak bununla? Başımda ekşiyip kaldı, dedi kendi kendine. Kamil'in de ismini ağzına almak istemiyordu. Müfettişe aleyhinde şahitlik ettiğini öğrenmiş, ondan da Sıtkı sıyrılmıştı. Ama ne hademeydi ha, diye düşündü. Ne emretsem, ne yapar yapar yerine getirirdi. Vaktinde bizi çok rahat ettirdi. Akılca da eski muavinden bin kat üstündü. Masadaki mürekkep gölüne, mürekkep bulaşığı ellerine baktı. Tekrar zile bastı. Zırr, zırr, zırr. Yine gelen yok. Öyleyse zırr, zırr, zırr. Dışarıda bir kaynaşma oldu. Herkes ne oluyor diye odadan fırladı. Merdivenlerden hızlı hızlı inip çıkmalar. Tembel katiplere gün doğdu. Paydos zili çaldı, diyerek şapkasını kapan sokağa. Saat 16.30'tu, daha 17 olmamıştı. İş sahiplerinde surat iki karış. Bugün de kaldı, git gel. Zırr, zırr. Yine odacı ortada yok. Haydar Bey, ne cehennemin dibine gitti bu herif, diye söylendi. Artık komisyon reisini meisini dinlemeyip adam akıllı dayatmalı buna. Nereye defolup gitti? Bu mürekkep dökülmesi de benim hususi işim mi? Dedi. Asabı fena halde bozulmuştu. Yerinde tepindikçe daha birçok yere mürekkep bulaştırıyordu. Bu olacak şey mi? Zırr zırr. Nihayet müdür bey kendi odacısını yollamış, ne oldu anlasın diye. Elektrik zili kontak mı yaptı yoksa? Müdür beyin odacısı, aynı resmi odacı elbisesi ama temiz pak giyinmiş, sakalı tıraşlı. İçeri girip manzarayı görünce, gidip müdür beye bilgi vermekle beraber, su getirdi, kurutma kağıdı filan. Temizlenmesinde Haydar Bey'e yardım ederken, odacı Selim nihayet çıka geldi. Meğer ikindi namazına girmiş. Ne demeli? Adamcağızı ibadetten men edecek değiliz ya. Müdür beyin odacısı, müdür beyin bir emrini de muhasebe şefine tebliğ etti. Yarın sabah gelsin beni görsün. Herhalde şu lüzumu muhakeme kararı için olacak, diye Haydar Bey düşündü. Peki baş üstüne, emrederler, gelirim, dedi.
müdür şimdiye kadar kendisine bir fenalık etmemişti. Yalnız bu tahkikat işini isteseydi önleyebilirdi ama belki de önleyemezdi. Bir işin bir dürteni oldu mu kolay kolay kapanmaz. Sonra müdür beyin aleyhinde de bir suça vakıf olduğu halde mevkii muameleye koymamaktan kovuşturma yaparlardı. Bunlar belli olmaz. Müdür bey niye kendisini ateşe atsın? Adam zaten aklına milletvekilliğini koymuş. Daire işleriyle fazla alakalı değil. Bakanlıkla temas etmek üzere Ankara'ya gitmesi laf. Müdürün önünde kanunlar var. Ankara'ya milletvekilliği için uğramış. Halk Partisi'nce de aday gösterilmişse de o vilayette topyekün kaybettiklerinden şimdi 14 Mayıs'tan beri acaba ne olacak diye endişede. Bu kadar dağ arasında ey Haydar Efendi, müdür bey seni mi düşünecek? İnsan bir şeyin hakçasını söylemeli, öyle değil mi ya? Haydar Atlamazoğlu bir taraftan böyle düşünüyor, öbür taraftan Danıştay'a yazacağı itirazı tasarlıyordu. Şöyle kuvvetli bir şey yazmalı. Hukuk işleri müdürüne göstermeli. Ama o da bu işlerden anlamaz ya. İdare avukatıyla müşavere etmeli. Bilmem ki bir defa daha mı Ankara'ya gitmeli? Yoksa mektup mu yazsam? Gitmek daha tesirli. Neyse, bir çaresine bakarız. Öbür taraftan zavallı Kamil'in korktuğu başına geldi. Hani teşbihte hata yok, atlar tepişmiş, ara yerde eşek ezilmişti. Tahkikat başlarken Reşat Pekmezci, Kamil'i Haydar'ın yanından aldırmış, evrak müdürünün odasına vermişti. Kamil bir nevi Muavin Bey'in iltimaslısı sayılıyor, kimse kendisine gözünün üstünde kaşın var demiyordu. Hele hususi işler, asla. Evrak müdürü bir mektup yazmış, postaneye gönderecek. Ama Kamil'le değil, levazım müdürünün odacısıyla. Ne olur ne olmaz. Hele müfettişe verdiği ifadeden sonra Kamil'e hiç itimat kalmamış. Muavin Reşat başka vilayete müdür gidince Kamil'in hiçbir tutanı kalmadı. Tutanı şöyle dursun, yüzüne bakanı yok. Evrak müdürü ilk fırsatta Kamil'in işe yaramadığından bahisle bir tezkere yazdı. Zaten işten adam çıkarmak için bahane arıyorlar. Evrak müdürünün tezkeresine cevap geldi. İlişiği kesile. Eski amirinin zili uzun uzun, acı acı çaldığı o gün Kamil'in işine son verildi. Bakalım Danıştay ne diyecek? Olmazsa daha bunun mahkemesi var. Mahkemede beraat kararı almak var. Olmazsa temyizi var, tasihi kararı var. Nihayet zaman aşımı var. Tecili var, affı var. Var, var, var. Haydar Atlamazoğlu, o zamana kadar Allah kerim diye düşündü. Elbette bir çaresi bulunur. Kamil'in korkmakta hakkı varmış meğer. Ne olduysa ona oldu.